Bir yılın evet. sonunda ne değişti? Değişmeyen bir şeyi biliyoruz. Salgın. Hala bir salgının gölgesindeyiz. Salgın değil mi? Değişmedi, evet. Salgının gölgesindeyiz, salgının etkisi altındayız. Biraz daha anlamaya başladık kafalarımız çok karıştıktan sonra ne oluyor burada diye, bize ne oluyor diye. Hala o soruları çok sık duyuyoruz. İçten içe biz de soruyoruz aslında. Çok dağıtmayacağız. Biz burada neyi toparlamaya geldik? Konulan kuralların, kurallara uygulanabilenir kurallarla ilgili dengenin, ya biz ne durumdayız? Aslında benim çok hoşuma gidiyor. Açık havada ne kadar çok zaman geçirirsek bizim sağlığımız açısından ve salgının önlenebilirliği açısından o kadar önemli ve değerli bir şey. Burada çocukları görüyoruz, yürüyüş yapan insanları görüyoruz, sağlığına önem ve değer veren insanları görüyoruz ama bir şeyin gölgesinde yürüyorlar. Yasakların gölgesinde yürüyorlar ya da yasakların gölgesinde sağlıklı kalmaya çalışıyorlar. Otomatikman kafamızda şu oluşuyor mu bilmiyorum ama benim hemen şu soruyu soruyorum. Sağlıklı olmamız için konulmuş kurallar, yasaklara rağmen sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Burada bir mantık hatası var değil mi? Ne düşünüyorsun? Kuralların doğruluğuyla ilgili. Kuralların konumuyla ilgili bir çelişki yaşıyoruz. Soru soruyoruz, sorguluyoruz. Belki de biz yasak dediğimiz andan itibaren hani steril ortamda kalmamız dediği andan itibaren doğru yerden başlamıyor muyuz o korumaya? Aslında açık havada korumamamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda korumamız gerekiyor. Yani işte kapalı ortamda çalışanlar, kapalı ortamda yemekhane, toplu olarak yemekhane kullanmak zorunda kalanlar ya da işte küçük ibadet bir alanda yapanlar, ya kapalı da ibadet alanlar, haneler, kapalı altında, alanlar evet. çok çok daha risk altında. Şimdi kıyası hiç sevmiyorum ben. Zaten bütün yazılarımda da bunların üzerine çok duruyorum ama bilgi anlamında, şimdi kıyas olarak algılanmasın lütfen, en iyi bildiğim yerlerden bir tanesi benim İngiltere. Yaklaşık 3 aylık bir kapanma süreci, 5,5 aylık bir kapanma süreci yaşadılar. 3 ayını ben orada geçirdim. Daha önce de söyledim, en büyük teşvik açık havada yürüyüş teşviğiydi. İnsanlar ne kadar fazla işte çocuklarıyla beraber ya da ileri yaşta olan insanların çok daha rahat çıkabilmeleri için sınırsız saatlerde, çıkabilmeleri için tanınmış imkanlar, olanaklar, nereler kapalıydı? Her yer kapalıydı temel ihtiyaç hariç. Kimse işe gidiyor muydu? Hayır, hiç kimse işe gitmiyordu. Kimler üretimde olanlar? Onlar da çok ciddi anlamda korumaya alınarak. İşe gitmeyenlerin ücretleri ödeniyordu. İş yerlerinin ayrı, çalışanın aynen, ayrı değil aynen. mi? Mesela çok o kadar girmeyeceğim. Hadi ekonomi boyutuna onun gözlemlerimi söyleyebilirim ama bir sosyal bilimci olarak şunu söyleyebilirim. İleri yaş, 65 yaş üstü ile ilgili konulmuş olan kurallara bakıyorsunuz. Bugün işte 10 ila 13 arası diyor. Şimdi biz İstanbul'dayız. İşte ısının çok daha yüksek ve hızla çıktığı ortamlarda olan ileri yaş büyüklerimiz var. Şimdi büyüklerimize bakıyoruz. Biz diyoruz ki en sıcağın en civcivli olduğu zamanda çıkın, havanızı alın, gelin. Ama bu şimdi sağlık adına alınmış sağlıksız bir karar. Şimdi bu sağlık adına alınmış sağlıksız kararın biri de bu insanların sosyal bireyler olarak onların sosyal yaşamlarındaki negatif etkileri var. Bunların üzerinde düşünmüyor muyuz? Düşünüyoruz da acaba uygulamayla ilgili neyin ucundan tutacağımız konusunda yeterli kadar öngörüsel yaklaşamıyor muyuz? Bunlar aslında çok küçük küçük görünen ama çok büyük insan yaşamında ve toplum yaşamında, toplumun sağlıklı sürdürülebilirlikle ilgili çok büyük boşluklar oluşturacak şeyler. Mesela çocuklarımız için de aynı şey. 20 yaş altı ile ilgili koyduğumuz kuralı koyuyoruz ve o kuralın bize bir çözüm diye koyuyoruz. Getirdiği sorunları, çözümün getirdiği sorunları hiç dikkate almıyoruz. Üzülüyorum, hakikaten çok üzülüyorum. Ne anlamda en fazla üzüntüm benim? Galiba evet bu salgın öyle ya da böyle geçecek. Geçecek ama salgının sürecinde yasaklar duvarıyla karşılaşan insanlar, hepimiz birçoğumuz bir şekilde etkileniyoruz. Bu duvarlar olmadığında ulaşacağımız sağlıklı çıkış kapılarına sağlıkla ulaşamamış olacağız. O kapıların önüne bizi yine itecekler. Yine işte ileri yaş dediğimiz büyüklerimiz
Mesela bugün aldığım bir haberi söyleyeyim size. Yeğenimden duydum. Çok yakın komşuları. 72 yaşında. Yaklaşık bir senedir normalde sürekli yürüyen, çünkü kalbinde sorun olan, yüzden uzun zamandır 7-8 senedir benim yeğenimin anlattığı, 7-8 senedir çok düzenli yürüyen bir beyefendi Haziran ayı sonunda püskü felç geçiriyor. Yaklaşık 4 ay bakıma ihtiyaç duyuyor ve yeni yeni görmeye başladım. Hala dedi bana zar zor bastonuyla o verilen saatlerde yürümeye çalışıyor. Fakat en büyük şikayeti havalar ısındı diyormuş. Yani bunun gibi biz çok sonuçlar duyacağız. Yani her şeyi zaten kendimizden de ölçebiliriz. Tabii, 50'li tabii. Yaşlardan itibaren şu anda yürüme zorluklarımız başladı. Tabii kapalı ki. Kalmayla ilgili yaşanan süreçten sonra. Daha doğrusu ülkeler arasında kıyaslama yapıldığında herhalde algılama şekillerimiz mi farklı? Yani örneğin kapalı alanla açık alanı kullanımla ilgili sanıyorum bir anlam kargaşası yaşıyoruz. Şimdi biz bir şeyleri anlamlandırırken, özellikle bilimsel, bilim dünyası ile ilgili bir şeyleri anlamlandırırken böyle bana göre, sana göre anlamlandırılacak şeyler değil, bilginin ışığında. Dolayısıyla herkese bilginin göre, insan herkese yaşamına göre, tabii göre ki, değil mi? Tabii ki. Yani lazım. Bilimin ışığında gidebiliyor olmamız, bilimin ışığının anlamına uyum sağlıyor olmamız bizi diğer ülkelerde ne oluyor kısmıyla, sadece Avrupa'yı göz önünde bulundurmayalım. Bakın Asya da çok rahatına, konforuna ulaşabilmiş ülkeler var. Hakikaten bu işi çok başarılı ve ciddiye almış ülkeler var. Şimdi biz en büyük sıkıntımız ne? Evet, başlangıç anında bilimin bir söz, bir bilimin yaklaşımı neydi? Bir elindeki bilgi doğrultusunda bize bilgi verdi. Biz de biraz şehir efsaneleri kattık. Oraya dokunduğumuzda, buraya dokunduğumuzda gibi. Bugün biz niye daha uğraşıyoruz, çabalıyoruz, mücadele ediyoruz? Emin olun, bana göre bizim bu süreci çok daha sağlıklı, bugün sağlıklı noktaya taşıyabilmişlerden ayıran en büyük fark, biz kendi anlamlarımızı oluşturmaya çalıştık. Bilimin öngörüsel ve bilgiyle yaklaştığı yoldan kafamıza göre çıktık, girdik, çıktık, girdik. Yani en basit şunu söyleyeyim ben, aşılama ile ilgili süreçte eğer söylenen, yani varsayılan diyor, varsayılan süreç yönetenlerden uygulanmış olsaydı, biz bugün herhalde nüfusun en az 50 milyon insan ilk aşılarını tamamlamış olurdu. Şimdi biz bununla ilgili kime soru soracağız ama? Yani ben mesela sıradan herhangi bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum. Aşı bizim çıkış kapımız. Diğer ülkelerden, bugün rahatlayan ülkelerden aldığımız örneklemler de o. İlla böyle çok bilimsel de zaten bakmayalım. Zaten bizde de buna itiraz eden de yok. İtiraz eden var. Var mı? Tabii ki itiraz. Vatandaş olarak var da yani yöneticiler aşının aşıya ihtiyaç duymamakla ilgili bir cümle kurmuyor. Hiç tabii kurmuyorlar. Kesinlikle ama itiraz eden yok. Ama uygulama ilgili, kısmı. Uygulama kısmı. Tabii o uygulama kısmı ile ilgili hakikaten kendimiz, biz yani sorgulamak demeyelim ama soru sormak zorundayız. Çünkü birlikte ödediğimiz bir bedel var. Hakikaten hep beraber ödüyoruz o bedeli. Mesela eğitimle ilgili ödenen bedel bizim şu anda hali hazır bana göre en az 20 yılımızı aldı zaten. Yani düşünsenize 2 yıldır, yani 2. yılı çocukların ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, uygulamalı dersleri olan üniversite öğrencileri uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. İlkokul çocuklarımızı düşünelim. Yani okul diye sorduğun zaman tanımlayabilecekleri bir görsel bile yok akıllarında ilkokul 1. ve 2. sınıflara. Onların zamanını, onların haklarını gasp etmiş duygusu. Ben yaşıyorum sıradan bir vatandaş olarak. Yönetenlerin de aynı duyguda olduğunu ummak istiyorum. Ama o çabayı da görmek istiyoruz tabii ki hep birlikte. Siz İngiltere'de gözlem yaptınız, yeni geldiniz. Hemen ardından kırmızı listeye aldı İngiltere'yi. Evet. Onunla ilgili
Şimdi tabii ki yani şimdi sen ne söyleniyor onu henüz bilmiyorum. Kırmızı listeye Türkiye ne alındı diye işte sosyal medyada ya da basında ne dendi o konuda bir fikrim yok. Ama ben şunu çok rahat söyleyeyim. BBC bizim buradaki TRT gibi oldukça büyük bir izlenme yüksek bir televizyon kanalı. Orada son dönemlerde röportajlar yapılıyor. Özellikle havalimanından gelenlerle ilgili. Kaç kişiyi hatırlamıyorum çıkardılar Hindistan'dan, ayrıca işte iş için gitmiş dönmüş olanlar Hindistan uyruklu Hindistan göçmenleri çoğu İngilizler yani İngiliz vatandaşları şunu söylediler, işimizi yaptık, ailemizi gördük, bir kısmı öyle dedi mesela, çoluk çocuk ailemizi gördük, işlerimizi bitirdik, Türkiye'de 10 gün tatil yaptık ve kalktık geldik. Hindistan'da uzun zamandır kırmızı listedeydi. Bununla ilgili ne yapıldı bilmiyorum. Fakat Türkiye'yi virüs taşıyan bir yolmuş gibi gösterdiler. Bir kanalmış gibi gösterdiler. Yani İngiltere'deki virüs korona önlemlerini bir şekilde Türkiye üzerinden delerek mi dönmüş oldular İngiltere'ye? Tabii ki. Kuralları burada bozarak gitmiş bozarak oldular. Çünkü 10 gün burada hem tatillerini yaptılar. Bu durumda tatil yaptılarsa bizim durumumuz ne onu bilmiyorum. Hatta bunları izlerken o sorular oluştu kafamda. Yani Hindistan, Pakistan üzerinden geliyorlar. Türkiye'de 10 gün otellerde tatil yapıyorlar ve oradan da ülkelerine yani İngiltere'ye gidiyorlar. Peki bu insanlar buraya ne getiriyorlar gelirken ki? Gelen virüsü bilmiyorum. Virüsü onu bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey varsa son dönemlerde Türkiye ile ilgili yapılan haberlerde Türkiye'nin geçiş olarak kullanılan ülkelerden, kanal ülkelerden biri oldu virüs anlamında. Bu sanıyorum İngiltere'nin şu anda çok ciddi korumaya aldığı, geldiği noktayı koruyabilmek için işte turizm listelerinden çıkarıldı. Çok baskı vardı. İnsanlar tatil satın alacaklar. Turizm ajantaları baskı yapıyordu ki yani bir açıklamayı yapın. 17'sinde yapılması gereken açıklama sanıyorum Cuma günü yapıldı. Cuma ya da Cumartesi günü, Cuma gecesi yapıldı. Ayın 12'si itibariyle sabah 4'te Türkiye'nin kırmızı listeye alınacağını. Akabinde zaten uçak biletleri falan da birkaç saat içerisinde şu anda, bitti. Evet. Bitti. Yani buradan gitmek isteyenler. 12'sinden sonra uçuş yok İngiltere'ye. Uçuş var. Ama giden o 170 bilet satışı da var. 13'ünden sonra 12'sinden sonra sabah 4'ten sonra uçuşlar var. Uçuşla ilgili sorun yok. Ülkeye gidişle ilgili de sorun yok. Ülkeye gittiğiniz andan itibaren yapmanız gereken kural şu. Sadece 1700 pound otelde kalmak koşuluyla cebinizden ödeme yapmanız gerekiyor. O devletin belirlediği otellerde kalacaksınız. Parasını cebinizden ödeyeceksiniz. Onun içerisinde iki tane de aşı var. İkinci ve sekizinci gün yapılacak aşı. Yani çok ciddi bir maliyetten bahsediyoruz biz. Bunun hepsinden önemlisi tabii içinde PCR testleri var. Bize yansıyan kısmı ne? Şu anda bütün İngiltere'deki turizm ajantalarından Türkiye listeden çıkarıldı. Onun yerine şunu söyleniyor. Portekiz'e gidin deniyor mesela. Çünkü Portekiz listede Akdeniz ülkesi işte önerilerde bulunuluyor ama Türkiye listeden çıkarıldı. Bunun maliyeti gerçekten çok büyük. Türkiye'ye, turizmine, Türk turizmine olumsuz bir şey. Biz burada işte bu geçişi yaparken Hindistan ya da Pakistan'dan gelenler bunlar kırmızı listedeki ülkeler yaparken buradaki 10 günlük tatil oradaki ufak bir kazanç kısmına bakarken aslında çok daha büyük bir kazançtan oldu. Ülke ekonomisine negatif bir yansıması oldu. Tabii bir de şey de var. Bunlar açık açık gördüklerimiz bizim. Yani insanların yarın basının yazdığı, televizyonda yapılan röportajlar, benim kendi gözümle gördüğüm şeyler bunlar. Başka bir boyutu var mı? Vardır belki. Belki de istatistiksel olarak bilimsel gidiyor mu, gitmiyor mu? Buradaki vaka düşüşleri ya da vaka sayısı ile vefat sayılarının dünyada bir oranı var. İşte burada o oranın olup olmaması, işte burada sıtma ilacı kullanılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü yasakladı. Henüz yeni yasakladı onu. Burada o kullanılıyordu. O yüzden biz daha sağlıklı atlatıyoruz derken birden o
açıklamamız da aslında anlamını yitirmiş oldu. Evet. Bütün bunlar sorular mı oluşturuyor? Tabii bunu daha çok herhalde zamanla daha çok zamanla anlamaya çalışacağız. Ama en çok anlamaya çalıştığımız şey şu, parkları biz böyle görmek istiyoruz. İnsanların yararlanabildiği, çocukların oyunlarını oynayabildiği şekilde görmek istiyoruz. Yasakların sorun değil, çözüm üretmesini istiyoruz. Şu anda İstanbul'da biliyorsunuz turistler özgürce alanları kullanabiliyorlar. Evet, kullanabiliyorlar. Sadece Türk halkına kapalı. Oysa bunların da kırmızı listeye alınmamızla birlikte bunlar da sorgulanacak önümüzdeki zaman içinde. Umarım sorgulanacak. Hep şey demek istiyorum ben, yani yasakların gölgesinde sağlıklı kalmaya çalışmayalım. Bu yasakların hakikaten toplum sağlığı için olduğuna hepimiz inanabilelim. Gerçekten bu duyguyu yaşayabilelim ve bunu yaşayabilelim. Böyle de düşünebilelim. Konulmuş yasaklar bizde sorun üretmemeli. Fiziksel sağlık açısından da sorun üretmemeli. Psikolojik sağlık açısından da, zihinsel sağlık açısından da hakikaten sorun üretiyor olmamalı. Bu boyutuyla umarım tekrar gözden geçirilir. En basit mesela benim annem Foça'da yaşıyor. Saat 10 ila 2 arasındaki galiba o süreç içerisinde sıcağın ısının en yüksek olduğu zaman dilimi, o dilimde kısıtlayarak gerçekten sağlık için mi kısıtlıyorsunuz yoksa hakikaten bütün haklarından mı biz gasp etmiş oluyoruz bu yaş grubundaki insanları? Hakikaten haklarını gasp etmiş oluyoruz. 10 ile 12 arasında mı onların 23 saat? 10 ile 2 arasında diye biliyorum ben. Çok uygun bir saat hiç değil, uygun bir saat değil. O, yani şimdi bunlara soru sorulduğu zaman emin olun akılcı gelmiyor. Yani bunlar kayda geçiyordu biliyor musunuz? Yani bunları belki bir şey 20 sene sonra, 10 sene sonra, 5 sene sonra oturup konuşacağız. Bugün işte dünyanın düz olduğuyla ilgili bir sürü akıllı insanı ziyan ettik biz. Öyle olmadığını bize anlatmaya çalıştılar diye. Sanki bugün de bizim için bu doğru değil ve çok görünür. Daha doğrular var. Biz hep beraber neden bu daha iyiler ve daha doğrular doğrultusunda yaşayabilen, bu konularda hemfikir olmaya çalışan toplum olamıyoruz. Öyle yönetilemiyoruz. Aslında tam burnumuzun dibinde biliyor musunuz? Hiçbirimiz birbirimizin ötekisi değiliz. Her birimiz bu toplumun birer üyesiyiz. Ve bu şekilde bakarsak birbirimize o kadar insani ve o kadar güzel duygular olur ki. Ve bugün anneler günü. Bugün anneler günü. Her birimiz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Annelikle ilgili güzel söylevlerde bulunduk. Güzel şeyler anlatmaya çalıştık. Ama kutsarken bir şeyleri toplum olarak ve bizim gibi düşünenler de bu daha çok oluyor. Kutsarken yok edebiliyoruz. Kutsarken onu kutsadığımız için sorumluluklarımızdan kaçabiliyoruz. O yüzden bugün hiçbir şeyi kutsamıyorum. Biz bugün ne yapalım biliyor musunuz? Bugün her birimize çok iyi geleceğini bildiğimiz ve düşündüğümüz akıl yolunu özgürce, korkmadan, akıl kimseye zarar vermez çünkü yürüdebilir bir yol haline getirelim toplum olarak. Üstelik çok uzun zaman geçmesine de gerek kalmıyor. Hemen yakın zamanlarda bu işlerin tabii muhasebeleri yapılmış oluyor. Çünkü bilim artık o düzeyde insanların hizmetinde. Koyduğumuz kuralların hataları, hatalı yanları bir şekilde insan yaşamına nasıl yansıdı? Çok hızlı şekilde önümüze geliyor. Geriye dönüp baktığımızda örneğin bir yıl önceki kurallar daha farklıydı. Bugün daha farklı değil mi? Tabii, bir yıl önce tabii. Buradaydı. Hiç insan yoktu. Hiç kimse yoktu. Evet. Çünkü bir yıl önce korku ve endişe inanılmaz üzerimizdeydi. Bilgimiz eksikti. Her evet. Şeyden korkuyorduk. Bilim de bilgisini tamamlayıncaya kadar kesin cümleler kurmadı.
haklı olarak doğru olan doğru zaten. Bugün daha da biliyoruz. Biliyoruz ki açık havada bize bir şey olmayacak. Açık havada aksine biz korunacağız. Biz sadece fiziksel olarak değil açık havada virüsten yana. Psikolojik olarak da bize iyi gelecek bir şey. Yürüyüş yapıyor olmak, bir kitabımızı alıp bir çimende oturuyor olmak, çocuğumuzu alıp parkı getiriyor olmak, ev içi huzurunu, boşanmalar arttı, ev içi şiddet arttı, ev içi emek sömürülüyor, tabii ki yayılım arttı, bir sürü sosyal sorunlar da var. Bu sosyal sorunların yarattığı bir jenerasyon yetişiyor şu anda. Yani anne ve babanın sağlığı demek, çocuklarımızın sağlığı demek, anne baba sağlığı da karı koca sağlığıyla ilişkisinden gelen bir şey. Bunlarla ilgili çok fazla kopmalar var, problemler var, sorunlar var. Bunlarla ilgili konuşmaya ihtiyacımız var, çözüm üretmeye ihtiyacımız var. Sorunu çözümle ilgili, sorunu yaşayan insanlara ulaşmam sorumluluğumuz var. Bunlar var. Gerçek dünyamızda çözmemiz gereken sorunlarımız var. Sorun olmayan şeyleri sorunmuş gibi önümüze getirmekten vazgeçelim. Aklın karşısında komik duruma düşüyoruz zaten. Çok güzeller. Özellikle kokusunu duymak için ilk bulduğumuz her fırsatta buradan yürümeyi tercih ediyoruz. Keşke görüntüsü kadar kokusuyla bize vermiş olduğu hazzı da yansıtabilsek kameralara.